kızması varmış. Hiç bu kadar tepki göstereceğini düşünmemiştim. Dün akşam sakinleştirinceye kadar canım çıktı. Bağırıp durdu. Tuna'da kabahat. Alma Haluk'un arabasını dedim. Çarparsın marparsın çenesinden kurtulamayız. Aman neyse biliyorsun çabuk unutur Haluk. Hatta unutmuştur bile. Geçersin. Ay Haluk Bey ne oldu? Yasemin bak bugün cinler tepemde. Sakın bulaşma bana ha. Ne der ki? Tuna arabamı vurmuş. Aa! Neyse ben çıkıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Canan Hanım sorarsa ne diyeyim? Şantiyeye gidiyormuş. İnşaatın tepesine çıkıp kendini atacakmıştı. Allah. Öyle diyeceğim yalnız. Merhaba Yasemin Hanım. Merhaba İsmail Bey. Bugün beni arayan olursa sakın telefon bağlama, tamam mı? İsmail Bey toplantıdadır. Geçelim canım. Bugün çok bakacağımız dosyalar vardı. Geçelim kızım, boş. Neredeydiniz Tolga? Kahvaltıya gittik Yasemin. Üçünüz. Evet, üçümüz. Senin ne işin var canım onlarla kahvaltıda? Ya İsmail Bey bir gören olacak, yakalayan olacak diye korkuyor. Hani beni de yanında götürüyor ki hani bir şey olursa Okşan benim sevgilim gibi dursun. Sen de buna alet oluyorsun, bravo. Bravo. Bravo da Yasemin durum bildiğin gibi değil ki. Sen biliyorsun evi hacizlerim, hacizlerim. Battım ben, battım. Efendim. Evet, Orçun'un annesiyim. Ağlıyor mu? Niye ağlıyor? Tamam, tamam ben geliyorum, tamam. Ne oldu ya? Ne olacak? Orçun yine o çocukla kavga etmiş. Ağlıyormuş zırıl zırıl. Aa, bu çocuk da resmen bela oldu ama. Oldu. Gidiyorum ben Mertem.